Bugün Türkiye'nin her taraftan tek tuttuğu takım Trabzonspor'du. Onun için buraya gelen kulüp başkanlarına, sosyal medyadan, her yerden destek veren, tribünlerde bugün Trabzon tribünlerinde, stadımızın tribünlerinde Fenerbahçe forması, Fenerbahçe bayrağı, Galatasaray forması, bayrağı Beşiktaş'ın, Malatya'nın, Adıyaman'ın, bunları görmek harika bir şey. Ve hep bunu ifade ettim, senelerdir telaffuz ediyorum. Futbolun, sporun da özellikle futbolun iyileştirme gücü var, birleştirme gücü var. Bugün itibariyle bu herkesin takımı bugün Trabzonspor'la start vermiştir. Oyunlar oynanacak, kazanılacak, kaybedilecek ama bugün itibariyle bundan sonraki süreçte de rekabetin, kaliteli rekabetin, saygının, insanların birbirine saygı gösterdiği rekabet Türk futboluna katkı sağlayacaktır. Onun için bu sürecin bugün ben teknik direktör olarak ve Trabzon'da başlangıcı olması beni son derece mutlu ediyor. Umarım herkesin birbirine saygı gösterdiği bir süreç bundan sonra başlar. Maçla ilgili soracak olursanız bir kere oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunun başından sonuna kadar oyun disipline ve konsantrasyona, odaklanmaya, planlara sadık kaldılar. 90 dakika boyunca herhalde bir pozisyonu ilk yarıdaki Bruno'nun arkasına atılan pozisyonun dışında rakibe maç içinde pozisyon vermedik diye düşünüyorum. Onun dışında hedefi de bulan, kaleyi de bulan, kalecinin devreye girdi. 5-6 tane net pozisyonumuz var. Oyun şunu gösterdi bize. Bugün burada koparabilirdik. Özellikle bir hafta sonra oynayacağımız müsabakada konsantrasyonu yüksek. Çünkü atlet bir takım, genç bir takım, çok doğru kompakt kapanan bir takım. Merkezde özellikle boşluk vermiyorlar. Çabuk ve sabırlı oyunun yönünü değiştirmen gerekiyor. Ancak kenarlara kullanabilirsin. Orada alıyor riski. Onun için orada gene konsantrasyon yüksek, doğru planlar. Bir cebimizde bir avantajımız var sadece. Bir devresi bitti, bir devresi daha var. Ama bugünkü oyun devamı gelirse tur atlayabileceğimiz bir mesajı bugün oyuncuların bana verdi. Umarım 3 tane Avrupa'da devam eden takımda bizimle beraber 4. takım olarak ve Trabzon insanların yüzünü de buraya biraz şu anda ülkenin yaşadığı süreçten kafasını biraz çevirip biraz tebessüm ettirebildiysek, biraz maça baktırabilirsek, biraz onlara bir heyecan verebildiysek, bu yüzünü güldürürsek bu beni mutlu ediyor. Ama dediğim gibi bundan sonraki süreç, yani önümüzdeki hafta olacak sürece diğer 3 kulvarda devam eden, yani Avrupa'da devam eden takımlar, 4.'sü biz olmak istiyoruz ve Trabzonspor tarihinde de Avrupa'da devam eden 16'ya kalan ilk takım da olmak istiyoruz senesinde. Umarım bu gerçekleşir. Onun için oyuncularıma tebrik ediyorum. Gelen taraftara son cümle teşekkürler. Kulüp başkanları, taraftarlar, rakiplerin, buraya gelen, koşarak gelen insanlara saygılarımı sunuyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Haftaya umarım bunun tur olarak da karşılığını alırız. Bunu böyle iki türlü de ifade ettim. Böyle biraz da samimi ve çok net konuşan bir teknik direktör olduğumu düşünüyorum. Bazen hayal ettirdi, bazen geri çekildi. Bazen araba otobanda çok iyi oturdu, gidiyor dedik, şarampole yuvarlandı, tekrar yola girdi. Bu süreçten hem zihinsel, hem taktiksel, hem formasyon olarak devamlı çalışıyoruz. Bazen çok formasyonlar da denedik. Bazen kimliğimizi bulamadık, tekrar kimliğimizi yakalamak istedik. Ama şampiyonluktan sonraki senelerde, şampiyonluktan sonraki sirkülasyonda olan senelerde bu tür durumlar yaşanabiliyor. Bizim önümüzde tabii ki lig biraz baktığında uzaklaşmış durumdayız. Ama Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nın hedefleri de devam ediyor. Hedef olduğu yerde belki, ligde de özellikle Trabzonspor maç kazanmak, Trabzonspor'unda de mutlu olur, bizi de olabilir. Ne kadar yukarıda bitirmek, nereye yapışabilmek, ne kadar yukarıda çıkabilmek için de onun zaten hedefinde olacak. Özellikle bir eşik atlama diyelim sorduğun soruya. Eğer ben inanıyorum Basel'de bu turu açarsak, geçip 16'ya kalırsak, grubun içerideki enerjisi de, birbirine olan enerjisi de yukarıya doğru daha çok çıkacak ve bu sahaya daha olumlu yansıyacak diye düşünüyorum. Bunu bir kere yaşanan olay çok üzücü. Bir oyunun niye, yani o çekildi, federasyon böyle bir karar verdi. Yani bu nasıl bir strateji olacak? Yani onları çok böyle kafamı yoran birisi değilim. Süreç nasıl devam edecek? Ben en iyisini nasıl yapabilirim? Ülkenin
bu yaşadığı süreçte biz onlara nasıl destek olabiliriz'in tarafındayım. Yani maç sayısı yapacak bir şey yok. Yani bak, 2 sene evvelde hiç hesap döken maç sayısı çoğaldı. Yani ligde bir karar alındı, maç sayısı çoğaldı. Şimdi maç sayısı azaldı. Biz bu sene 34 ve 35. bir seneyi bitirdik aslında Trabzonspor olarak. Biraz da o tarafından bakalım. Yani biz şu an itibariyle Avrupa'da oynanan 3 ligi de oynadık. Şampiyonlar Ligi playoff oynadık. Avrupa Ligi grup oynadık. Playoff'unu konferansının oyuncusu bu aslında bir deneyim. Yani önemli bir kulüp için de çok önemli bir deneyim. Belki inşallah 16'ya da kaldığımız zaman da bunun hem Trabzon şehrine katkısı olacak hem ülke futboluna katkısı olacak. Ben sahanın içindeki durumu daha iyi hale nasıl getirebilirim? Az maç, çok maç. Trabzonspor bugün 34. maçı yanlış hatırlamıyorsam veya 35. maçını sezonu bir sezonu bitirmiş aslında baktığında ama önünde daha bir sürü daha maç var. Nurgül Hanım. Edin Visca iyi çalışıyor. Bizimle beraber şu an itibariyle. Geçen gün de şöyle bir ifade kullandım. Fırsat transferi çıktı. Keşke deprem olmasaydı da fırsat transferi çıkmasaydı. Neye fırsat çıktı? Maç yok. Edin Visca'nın dönüşüne fırsat çıktı. Bunlar çok böyle karşılaştırdığımız, örtüştüğümüz doğru olmayan şeyler aslında baktığında. Ama Edin çalışıyor. İşte Markoviç geldi, ilave oldu. Marek Hamšík şu anda çok iyi gidiyor, sağlıklı gidiyor. Hatta yarın bir oturup böyle karşılıklı hem sohbet edeceğiz hem onun gidişatıyla ilgili, geleceğiyle ilgili, vereceği kararlarla alakalı. Ondan sonra ondan yani çok önemli deneyimleri ve tecrübeleri var. Her türlü faydalanmak istiyorum ben teknik heyet olarak, ekip olarak, futbolcu olarak, antrenör olarak, kafa olarak faydalanmak istiyorum. Onu yarın bir kendisiyle oturup konuşacağız. O da iyi çalışıyor şu an itibariyle. Hızla ilerliyor. Bu süreç belki onlara o açıdan dönüş açısından daha iyi gelebilir. Çünkü Basel dönüşü büyük ihtimalle de belki bir Almanya'da hazırlık maçı programımız var. Ondan sonra da lig başlayacak eğer bir aksilik olmazsa. Yazışmaları yapılıyordu Ali abi. Biz okey verdik. Hem Almanya biliyorsun bizim çok Türklerin de olduğu, yaşadığı bir yer. Bunun da geliri yine depremzedeler için organize edilmiş bir durum. Basel'den büyük bir ihtimalle program okeylenirse oraya geçeceğiz. Maçı oynayıp tekrar İstanbul'a, buraya Trabzon'a döneceğiz. Onun daha takvimi belli Onu değil.